Ben benim haberim olmadan e, yapılanlar var. Evet. Ya yüzde sekiz diyen de var. Benim hiç haberim yok. Bana sonradan tamamen böyle şey anket şirketleri yüzde sekiz diyen var, yüzde yedi diyen var. Bunlar büyük rakamlar. E, şimdi bunu siyasetçilere söylüyorum. diyorlar ki saçmalama ya yüzde yedi yüzde sekiz olur mu? Yani korkunç çok büyük bir rakam diyorlar. Ben Hı -hı. diyorum ki valla ben söylemedim. Şimdi bunu ölçmek için ben de o anketleri e, anket firmalarına hani olur ya bir yanlış yapmıştı diye. İki tane farklı güvendiğim, iki tane farklı şirketten anket istedim. Kendi paramı vererek. Bir de hakikaten bunun ne karşılığı var? Yani ben de sosyal medyada bir sürü görüyorum, ediyorum. İnsanlar ya yap et falan filan. Bir tereddütüm yok, korkum da yok. Ha şunu da biliyorum, hakikaten bunu çok samimi olarak söylüyorum. E, ya bu işin sonu ölüm de olabilir. Ama e, korkmuyorum, öyle bir derdim yok. Yani ölürüm, ölürüm. Hakikaten korkmuyorum. Bilsem ki o kişi benim, ha bilsem ki gerçekten benim, yarın çıkarım. Ama ülkenin ikinci şansı yok. O ikinci şansını kendim için harcamam. Yani artistlik bir şekilde gerçekten çıkabilecek birinin önünü kesmem. Gerçekten ülkede hakikaten kazanabilecek biri varsa onun önünü kesmem. Kesmem, kesmememiz lazım. Hiçbirimizin kim olduğunu ben de bilmiyorum. Bana sorsan evet kimdir desem bilmiyorum. Onu ancak defalarca ortaya atıp anket yapmak, toplumun nabzını tutmak mantıken Niye Levent'tir? Ben niye niye benim mesela? Bu sorunun cevabını bulmamız lazım anketlerden. Şimdi iki şirkete verdik anket yaptırıyoruz. Tamamen geniş çaplı, ayrıntılı olacak mı? Bağımsız adaya oy verir mi? Bir de ben Bağımsız aday projesine inanıyorum mesela. Niye? Türkiye'nin başka seçeneği yok. Ancak biraz önce söylediğimiz gibi Macaristan'dakine benzer bir bağımsız aday projesi olur. Diğer parti aktör haline gelirsek diyelim ki benim. Biz yaptık. Biz şimdi toplanıyoruz, konuşuyoruz. Çok aklı başında insanlar var, çok akademisyenler. Yani, bir şey yapalım diyen, eğitimli, yetişkin, kimliğini bilmem, mezhebini bilmem, inancını bilmem. Hepimiz varız orada. Bu ülkenin evladıyız. Başörtülüsü de var, başı açığı da var. Muhtemeldir ki Alevisi var çünkü kimseye sormadım sen Alevi misin değil misin? Muhtemeldir ki ateisti de var ki var biliyorum yani. Hatta espri tartışırız böyle. Ben derim ki ya bak ben şey olarak bakarım. O da der ki ben ateistim ama şöyle matematiksel olarak böyle bakarım diye tartışıyoruz, konuşuyoruz, her şeyi yapıyoruz. O biz miyiz? O biz miyiz sorusu belki son güne kadar soracağız. Niye? Tekrar tekrar söylüyorum. Türkiye'nin son şansı. Bunu muhalefet yapması lazım. O kim sorusunu benden önce muhalefetin sorup araştırması bulması gerekiyor. Tamam ben de diyorum ki bunlar yapmıyor biz de yapamazlık edemeyiz duramayız. Şimdi biz yapıyoruz. Biz de bu ülkenin evladı olarak yapıyoruz. Bir ekipten bahsediyorsunuz. Tabii var canım. Yani ha. hiç yoktur demiyorum. Yani nereden baksan biz şu anda bir 20'den fazla insanız. Bir araya geliyoruz, toplanıyoruz, konuşuyoruz, kendimizce adım atıyoruz. E, felsefesini oluşturuyoruz. Acaba biz mi sorusunu Habire soruyoruz, araştırıyoruz. Anlatabiliyor muyum? Yani doğru bir şeyi çıkarmak. Bu bir Cumhurbaşkanı çıkarmak değil. Bu Cumhurbaşkanı çıkarmak olsa annem de annem duymuş sosyal medyadaki şeylerden. Annem şöyle diyor. Belediye başkanlığı değil, milletvekilliği değil, başbakanlık değil, bakan Cumhurbaşkanı delirdin herhalde diyor yani. Herhalde delirdin diyor. Şimdi haklı, bana da öyle geliyor, delirmişlik gibi. Ama bu bir cumhurbaşkanı değil ki. Bu elini taşın altına koymak, risk almak, ya biz yapabiliriz. O duyguyu topluma vermek, toplumu heyecanlan. Ben tek başıma yapamam. Bana milyonlar abi gel el ele veriyoruz demezse ne Don Quixote'um, ne kahramanım, ne artistim, ne siyasette var olmak isteyen bir adamım olur ya. Ya %2 alalım olsun, nasıl olsa tanınırız, Sana da bir belediye başkanlığı kaparız. Utanırım, ya, hakikaten utanırım. Bunu bir de sahtekarlık olarak görürüm. Ya ülke elden giderken ikinci dönem, üç dönem sonraya hesap yapmak hakikaten sahtekarlıktır. Bir, bir ne yapacaksın? O yüzden net bir cevap vermiş olayım. Bize kalacaksa o bizsek yapacağız. Çıkacağız. Ama bize kalıp kalmadığına bence toplum karar verecek. Levent Gültekin aday olsun diyenler sesini yükseltirse, Levent Gültekin'dir bu deyip komşusunu, eşini, dostunu, arkadaşını... Ama o zaman senin perspektifinde ya da sizin perspektifinizde her halükarda eğer olacaksa bağımsız adaylık olacak ve o imzayla olacak. Heh, tabii. Kesin olarak imzayla olacak. Ama o imza 100 bin imzayla olmam mesela. Bunu çok kendimi büyüttüğüm için değil. Çünkü 100 bin imzayla bu iş olabilecek bir şey değil. 1 milyon insan heyecan duyup, inanıp, koşmuyorsa, imza vermiyorsa sen zaten olmuyorsun demek. Çünkü ben gerçekten demokrat, bak tekrar ediyorum, demokrat, barışçı, özgürlükçü, kimseyi ayırmayan, kafasında ötekisi olmayan bir aday çıksın ilk turda %60'la kazanır diyenlerdenim.